Efendim, ilk dinleyicimiz 3 yıllık evliyiz dedi. Birbirimizi çok seviyoruz dedi. Fakat dedi geçen dedi işte kayınvalidelere gittiğimizde orada bir tartışma oldu. Hanımım içerideydi dedi. Biz dışarıdaydı kayınımla dedi şey yaparken. Ben de dedi hani 3 defa nikah akdini feshedin o kelimeyi söyledim dedi. Kayınvalidem de sonra oradaydı dedi. Onlar dedi de hanıma söylemişler. Ne olacak şimdi bizim bu durumumuz dedi. Tedirginiz. Bitmiş. Akdi bozmuşlar. Feshetmiş yani. Nikah bitmiş. Evet nikah bitmiş. Peki çare ne? Çare ilk dini nikah akitlerine bakılır. Hanefi mezhebinin şartları yerine gelmiş. Fakat İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlar yerine gelmemiş ise. Peki ne istiyor İmam-ı Şafii Hazretleri? İmam-ı Şafii Hazretleri rahmetullahi aleyh nikah akdinde kadının kızın velisi. Veli babadır. Abisi varsa odur, amcadır. Bunların hiçbirisi yoksa veya fasıksa yahut da mürtezse o zaman kadın veya kız ehl-i sünnet itikadında 5 vakit namazını kılan başka birisini veli tayin edebilir. Bir, veli şartı var. İki, dini nikah hakkı yapılırken orada bulunan şahitlerin erkek olma şartını, erkek olmakla da kalmıyor, Müslüman olacak, ehl-i sünnet itikadında olacak ve salih olacak. 5 vakit namazını kılan kimseler olacak. Ve tezviç ettim, nikahımı aldım kelimelerinde kullanması şartların içerisinde. Şimdi Hanefi mezhebine göre kadının velisi orada, babası hazır bulması şart değil, kendisi olabilir, damadın kendisi olur. Fasık şahitler de aynı şekilde olabilir, hatta iki kadın bir erkek de olabilir. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre şu ana kadarki evlilikleri meşruydu. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlar yerine getirilmemişse İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre bunlar evli değil. Dolayısıyla bunlar Şafii mezhebine göre yerinden evleniyormuş gibi Şafii mezhebini taklit ederek nikah ve talakta diğer hususlarda değil yeniden nikah hakkı yapacaklar bu şartlara riayet ederek. Ondan sonra da aynı şekilde evliliklerine ona devam edecekler. Peki burada da aynı şeyler söyleyecek olursa o zaman çıkış yolu yok zaten. O zaman çıkış yolu da yok. Allah da kolaylık versin. Dolayısıyla erkeklerin ağızlarına bu talak ifade eden kelimeleri alıştırmaması, bunu söylememesi, buna çok dikkat etmesi, uyanık olması lazım. Hiç birbirlerine kızmamışlar, bir kere kızmışlar, onu o lafı söylemiş. Yani. Hiç yani, o da hiç uygun değil yani.